Değişik kitaplarda salavatla ilgili hadisler görürsünüz. İşte bana cuma günleri 100 salavat gönderen hesapsız cennete gider. Günahları affolunur. Bu hayat bu kadar kolay mı? Bu hayat bu kadar basit mi değerli kardeşlerim? Bu cennet bu kadar ucuz mu? İnsanların bu kadar günah irtikap ettikten sonra, bu kadar hak yedikten sonra, bu kadar zulmettikten sonra, bu kadar isyan sergiledikten sonra, bu neslin, bu gençliğin bozulması yolunda bu kadar fütursuzca, edepsizce günahları, yanlışları, hataları, çirkinlikleri sergiledikten sonra affolunması bu kadar kolay mı? Cuma günü 100 tane salavat çekeceksiniz, cennete gideceksiniz. Şimdi salavatın anlamını okuyacağım size. Onu okuduktan sonra bununla bunun nasıl bir bağlantısının kurulduğunu da düşüneceksiniz. Bir başka hadis. Karşılaşan iki mümin karşılaştıkları zaman salavat getirerek musafaha ederlerse geçmiş ve gelecek günahları affolunur. Rabbi de gelecek de affolunuyor. Geçmiş silindi süpürüldü, istediğin kadar bundan sonra günah işle. Niye? Abdurrahman'la ben kucaklaşırken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dedim, bitti. Değerli kardeşlerim bu yutulur mu? Bu yutulur mu ya? 10 kilometre boyunda 200 metre çapında kütüğü yutmaya kalkıyorsun. Yutulur mu bu yahu? Bu böyle bir kütük yahu. Siz bunu nasıl yutarsınız? Buna nasıl inanırsınız? Her gün bana 70 salavat getirene cennet vacip olur. Nasıl inanırsınız siz bunlara? Böyle bir şey olabilir mi? Biz dünyaya peygamberimize salavat okumak için gelmedik. Bakın anlatacağım. Altını çiziyorum. Yanlış anlamayın. Bakın biz yaşamaya geldik. Hazreti Muhammed insanlar, Müslümanlar ona salavat çeksin diye peygamber olmadı. Allah'ın dinini anlatmak için peygamber oldu. Allah'ın kitabını tebliğ etmek için peygamber oldu. Biz Hazreti Muhammed'e bu kitabı yaşamak için ümmet olduk. Biz Allah'ımıza kul olmak için Müslüman olduk. Bizim müminliğimiz, bizim imanımız kulluğu gerektirir. Çalışmak için varız, yorulmak için varız, koşmak için varız değerli kardeşlerim. Bakın şimdi. Günahı siz salavatla nasıl tedavi edersiniz? Şurayı bıçakla kestiniz. Kestiğiniz yeri dikmeden, onun anlayacağı dilden ona ilaç vermeden, okuyarak siz bunu nasıl iyileştirirsiniz? Siz hiç kalp ameliyatı gördünüz mü? Gelmiş birisi okumuş. Açılmış adamın karnı, okumuş. Kalpteki deliği tıkamış. Okumuş kapatmış. Gerçi siz buna da inanırsınız ya. Yani bu hadislere, uydurulan hadislere inanan buna da inanır. İnanır yani. Siz derken değerli seyircilerim sizi tenzih ediyorum. Bu anlamda aklını ve mantığını kullanmayan, tefekkür etmeyen kardeşlerimi sizi tenzih ediyorum. Onlara söylüyorum bunu. Böyle bir şeye inanılır mı? Günah salavatla tamir edilmez. Günah iyilikle tamir edilir. İstiğfar edeceksin, tevbe edeceksin. Yaptığın yanlışı iyilikle, güzellikle tamir edeceksin. Yani buraya attığın lekeyi temizleyeceksin. Üzerini örteceksin. Boyayla ise boyayla örtmek gerekiyorsa boyayla, bezle bezle, kağıtla kağıtla. Yani yapılan yanlışı tamir etmek, düzeltmek sana aittir. Sen yapacaksın bunu. Bunu böyle salavat getirerek tamir edemezsin. Şimdi bakın. Tıpkı dediğim gibi yani yarayı, kesilen yarayı tamir etmek nasıl ki okumakla, bakmakla mümkün değilse o da mümkün değil. Şimdi salavata gelelim. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim Ahzab suresinin 56. ayetinde İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bu camilerde cuma günleri okunur. Orada efendim arkasından salavat okunur. Şunu diyor Cenab-ı Hak burada.
gelenekçi anlayışın anladığını önce söylüyorum, ondan sonra doğru manasını vereceğim. Muhakkak ki Allah ve melekleri yusallûne ale'n-nebi, peygamberi överler. Ona saygı duyarlar. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, sallu aleyh, siz de onu övün. Siz de ona saygı duyun. Değerli kardeşler, böyle bir şey olabilir mi? Peygamberimiz biz niye öveceğiz ki? Yani peygamberimizin bizim övülmesine ihtiyacımız yok ki. Yani 1400 sene önce yaşamış bir peygambere, 1400 sene önce Allah'ın cemal kulunun övgüler düzmesinin ne anlamı vardır? Bunun peygambere nasıl bir katkısı olabilir? Bunun Kur'an'a nasıl bir desteği olabilir? Bunun Müslümanlığa nasıl bir faydası olabilir değerli kardeşlerim? Oysa insanın yaptığı her şeyin bir katma değeri olmalı. Bir faydası olmalı. Bir güzelliğe matuf icra edilmeli her şey. Bir manası olmalı. Şimdi bakın. Ne diyor biliyor musunuz Cenab-ı Hak? Allah ve melekleri peygamberi destekliyor. Ona Allah'ın dinini anlatmak konusunda yardım ediyor. Evet. Onu destekliyor. Ey müminler, siz de destekleyin. Siz de onunla beraber olun. Siz de onunla beraber koşun. O aranızda olmasa da onun size bıraktığı miras, o Kur'an mirası, o dava, o din sizin çalışmanızla ayakta duracaktır. Sizin çalışmanızla makes bulacaktır. Peygamber ne yapmış ise siz de onu yapın. Ve sellimu teslima. Evet. Onun teslim olduğu davaya siz de teslim olun. Bunun manası budur. Yani en büyük salavat Hazreti Muhammed gibi yaşayarak onun davasına hizmet etmektir. O davaya hizmet edenleri desteklemektir. O davaya hizmet edenlerin safında, yanında yer almaktır. Onlarla beraber haşır neşir olmaktır. Değerli kardeşlerim, şu anda bizim yaptığımızdan daha büyük bir salavat olamaz. Bakın şu anda 2 saatlik Kur'an Ekseni Hayat adlı programda yaptığımız konuşmalar, okuduğumuz ayetler, sizin iştirakiniz, sizin dinlemeniz, düşünmeniz, bu müzakere ortamında bulunmanız, milyonlarca, milyarlarca çekilen salavattan çok çok daha ehemmiyetlidir. Salavat budur. Allah'ın davet ettiği, Allah'ın teşvik ettiği, Allah'ın yapılmasını mümin kulundan istediği budur. Ya peygamberimiz nasıl der? Kim bana 100 salavat gönderirse, kim bana 80 salavat gönderirse, böyle bir şey olabilir mi? Yani o rakamların nasıl bir manası olabilir? Hiçbir şey yapmadan, yan gelip yattığınız yerden, hiçbir katma değer üretmeden, hiçbir çalışma ortaya koymadan, iyilik yapmadan, toplumun, çevrenin yararına güzellikler ortaya koymadan, kötülükleri ortadan kaldıracak, çirkinlikleri giderecek, pislikleri temizleyecek, sağlıklı, akıllı, yetişmiş, eğitimli, namuslu, iffetli bir neslin yetişmesi için gayret ortaya koymadan tesbihle çekeceğiniz salavatın kime ne faydası vardır? Bakın değerli kardeşlerim, beni yanlış anlamayın ha. Sakın ha bu salavat düşmanıdır demeyin. Ben diyorum ki size, bu din yaşamak dinidir. Bu din değerli kardeşlerim, insanların düzenli yaşaması için, planlı programlı yaşaması için, disiplinli bir hayatlarının olması için Allah tarafından vaz edilen bir dindir. Şimdi İslam konuşarak olsaydı Müslümanlık çok kolaydı. Ama İslam dini konuşmak dini değil. Yaşamak dinidir değerli kardeşlerim. İcraat dinidir. Hayata geçiremediğiniz dini vecibeleri konuşmakla yaşamış olamazsınız. Hayata geçirilmesi gerekiyor bunlar.
Zekat vermek için çalışmak gerekiyor. İnfak için koşmak, koşuşturmak gerekiyor. Tasadduk için mücadele vermek gerekiyor. Emri bil maruf nehim anil münker için aziz kardeşlerim eğitim gerekiyor, okumak gerekiyor, ufuk gerekiyor, vizyon gerekiyor, bilgi gerekiyor, birikim gerekiyor. Bütün bunlar çalışmakla olur, gayretli olur. Çalışmadan bunları nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir dini insanlara nasıl anlatacaksınız? Kötülüğün, güzelliğin ne olduğunu bilmeden, çirkinliğin, kötülüğün zararlarını tespit edemeden, onları göremeden, onların derinliğine inemeden, o kötülüklerle nasıl mücadele vereceksiniz? Toplumun yüreğinden, sinesinden o kirlilikleri nasıl söküp alacaksınız? Bütün bunlar çalışmayı gerektirir. Evet değerli kardeşlerim, Kur'an bir ibadet kitabı değil. Bu bir hayat kitabıdır. Bu yaşanacak. Bakınız, okumakla, konuşmakla olmuyor. Peygamber salavat peygamberi değil, o bir saadet peygamberidir. Bakınız, Hazreti Muhammed salavat peygamberi değil değerli kardeşlerim. O bir saadet peygamberidir. Onun hayatı başından sonuna kadar toplumun saadeti için mücadeleyle geçmiştir. O ruhla yaşamıştır. O ruhla insanları Allah'ın huzuruna çıkarmıştır. O ruhla insanları çağın vitrinine taşımıştır. O ruhla insanları asrın idrakine sunmuştur Kur'an'ı. Evet değerli kardeşlerim. Peygamberimizin bizden beklediği budur. Toplumun saadeti için, toplumun refahı için, toplumun huzuru ve güveni için çalışmaktır. Bunu yaparsak salavat getirmiş oluruz. Bunu yaparsak yüzlerce, binlerce defa peygamberimize salat etmiş oluruz. Onun için kendinizi sayılarla aldatmayın. Kendinizi sadece dilinizden dökülen kelimelerle kandırmayın. Biz dünyaya konuşmaya gelmedik. İngilizce'de bir şey var, talking talk. No talking talk diyor. Öyle konuşmak yok. Walk diyor. Çalışacaksın, yürüyeceksin, koşacaksın diyor. Değerli kardeşlerim. Bu din çalışmak dinidir. Bu din mücadele dinidir. Bu din bütün insanları kucaklamak için ve kucaklanan insanların dünya ve ahiret saadetini kazanması için çalışmayı emreden, koşmayı, koşuşturmayı emreden bir dindir. Sen böyle bir dinin mensubusun.